Mustafa Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Bugün bizler gündem özel izleyicilerinin karşısına Konya Selçuklu bölgesinden Asvera ev ürünleriyle bağlanıyoruz. Sizleri biraz tanımak ve tanıtmak amacıyla yaptığınız hizmetlerin de detaylarını anlatacağız. İlk sorumuza geçerek aslında Mustafa Bey kimdir, kaç yıldır bu sektördedir, bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Ben 40 yaşındayım. 28 senedir bu sektörün içerisindeyim. Daha önce aile şirketimizde görev alıyordum. Bu şekilde. Asvera olarak ne zaman kurulduğumuzdan da bahsedelim. Asvera Ev Ürünleri firmasını 2014 yılında aile şirketimizden ayrılarak kurdum. 7 yıldır. 7 aslında yıldır. Sektörde 28 yıla yakın tecrübelerinizi biriktirip burada 7 yıl önce de kendi işinizin başına geçmiş oluyorsunuz. Evet. Peki Asvera Ev Ürünleri dediğimiz zaman kapıdan içeriye girecek olan bir müşterimin burada bulabileceği şeyler, ürün çeşitlikleri nelerdir, neler üretiyoruz? Asvera Ev Ürünleri olarak profil merdiven imalatı yapıyoruz. Çamaşır kurutmalık imalatı yapıyoruz. Son zamanlarda işte patates soğanlık ürün grubuna girdik. Nalburiye ve züccaciye olarak iki ayrı dalda. Evet, iki farklı sektöre hizmet veriyoruz. Aslında soğanlık patateslik dediğiniz, çamaşır kurutmalı dediğiniz ve aslında merdiven olarak üç farklı ürüne yöneliyoruz ama asıl bizi ayıran şey zaten bu ürünlerin ürün çeşitliliği, kendi içinde farklı çeşitlere ayrılması, onlardan da bahsedelim. Evet, merdiven grubuyla alakalı üç farklı modelimiz var. Çamaşır kurutmalıkla alakalı Türkiye'de en ciddi yatırım yapan firmalardan birisiyiz. Şu an 34 çeşit kurutmalığımız var. Harika. Her geçen gün ürün çeşitliliğimizi biraz daha arttırıyoruz. Aslında sadece bir ürüne odaklanıp o ürünün de alt dallarına çeşitlere ayırmak ev hanımları için, müşteri portföyümüz için güzel bir seçenek olacaktır. Evet, farklı seçenekleri sunmaya çalışıyoruz. Güzel. Peki, sektörde 7 yıldır bu işi yaptığınız, kendi koltuğunuza oturduğunuz günden beri bizim firma olarak olmazsa olmazımız ve vazgeçilmezlerimiz budur dediğiniz şeyler nedir? Biz elimizden geldiğince bölgesel çalışmalar yapıyoruz. Yani ürünlerimizi her yere dağıtmaktan ziyade işte belli başlı müşterilerle çalışmak istiyoruz. Örnek vermek gerekirse herhangi bir şehirde bir toptancıyla çalıştığımız zaman diğer arkadaşlardan destur istiyoruz. Bu müşterimizin de hoşuna gidiyor. Biz de daha başarılı bir çalışma yürütmüş oluyoruz. Aynı zamanda o şehirde de Asvera'yı satışını yapan tek firma olmuş oluyor. Bir evet. Farkı olmuş oluyor. Şimdi her şehirden biz bir kişiyle veya bir firmayla anlaşıp çalışıyoruz dediniz ama ben biraz hizmet ağınızdan bahsetmek istiyorum. Aslında Türkiye'nin her yerine geniş bir hizmet ağınız var. Bahsedelim onlardan da. Evet, Türkiye'nin her yerine kendi araçlarımızla pazarlamacı arkadaşlarımız dolaşır, ürün siparişlerini toplar. Bazı bölgelere kendi araçlarımızla yine sevkiyatlarını yaparız. Bazı bölgelere de tır bazında veya kamyon bazında bir şekilde ürünlerini sevk ediyoruz. Güzel. Bölge ve şehir farkı olmaksızın aslında istenildiği zaman her yere ulaşım sağlayabildiğimiz bir Tabii. hizmet ağı var burada. Peki iç pazarda bu kadar aktifiz, dış pazarda ne durumdayız Mustafa Bey? Dış pazarda istenilen seviyede olmasa da ihracatımız var. Orta Doğu ülkelerinde daha çok müşteri portföyümüz var ama kısmen Balkan ülkelerinde de müşterilerimiz var. Harika. Peki firma olarak aynı şekilde hizmet veren başka firmalar varken Asfera'yı kendi bünyesinde diğerlerinden bir adım öne çıkaran, ayıran, ayırıcı özelliği ve tercih edilme sebepleri sizce nedir? Bununla alakalı iki sebepten bahsedebilirim. Bir tanesi ürün çeşitliliği. Çünkü biz işimize aşığız. Çamaşır kurutmalıkla alakalı demin de bahsettiğim gibi onlarca çeşidimiz var. Evet. İkinci sebep de şu, biz daha çok sadece toptan çalıştığımız için maliyetlerimiz daha ekonomik. Dolayısıyla müşteriye daha cazip ürünler sunma şansımız var. Güzel. Fazla çeşitlilik, uygun fiyat bizim için aslında önemli olan etkenlerden birkaçı diyebiliriz. Evet. Peki ilerleyen dönemlerde 2021 sonrasına kadar veyahut da daha ileri vadeler için kendi bünyenizde düşündüğünüz yenilikler, gelişmeler olacak mı yoksa aynı şu an yaptığımız gibi belli bir şeyde odaklanıp onun çeşitliliğinde veya kalitesi üzerinde çalışıp hizmetimizin kalitesini aynı şekilde devam ettirmek mi istiyoruz? Ürün çeşitliliğini arttırma konusunda kararlılığımız devam ediyor. Farklı bir ürüne girme konusunda çok emin değilim. Çünkü biz çamaşır kurutmalık ve merdiven konusunda ihtisas sağlamak istiyoruz. Güzel. Biz bu konuda kendimizi ispatlayacağız inşallah. Aslında kontrolünü çok fazla sağlayamayacağımız ya da farklı çeşitlerle kontrolünü zorlaştıracağımız bir işleyiş değil de daha spesifik yerlere odaklanıp evet. onda uzmanlaşmak daha güzel olabilir diye evet. düşünüyoruz. Peki ülkece ve dünyaca içinde olduğumuz bu karantina döneminde korona ile ilgili gelen yasaklar, yaptırımlar bizim sektörümüzü etkiledi mi? Yani biz iki farklı sektöre hitap ediyoruz. Nalbur, hırdavat sektörüne.
orada herhangi bir olumsuz gelişme yok. Hatta pandemi o sektörün işine de yaradı diyebilirim. Güzel. Züccaciye sektörüyle alakalı ise ne yazık ki olumsuz etkilendi. Şu anda işte biraz daha hırdavat nalbur sektörüne ağırlık vererek biz bu krizden olumsuz etkilenmemeye gayret ediyoruz. Güzel. Yani sektörlerden bir tanesine aynaya yüzümüz gülerken diğeri bizi biraz olumsuz etkiledi. Evet. Ama biz de bizi olumlu etkileyen sektörden yürüyerek işteki kaybımızı en aza indirmeye çalışıyoruz. Peki bize ulaşmak isteyen izleyenlerimiz için lütfen açık adresinizi paylaşır mısınız? Büyük Kayacık Organize Sanayi Bölge Mahallesi 7. Sokak No 4 Selçuklu Konya adresindeyiz. Harika. Yine şu an için ekran altında görecekleri iletişim numaralarından da sizlere ulaşabilirler. Burası aslında bir işletme ve imalat yeri olarak çok büyük bir yüzölçüm üzerine kurulmuş bir yer. Söyleyebilirsiniz. Evet. 20 bin metrekare üzerine kurulu. Evet. Kendi yerimizde faaliyet gösteriyoruz. Oldukça geniş ve büyük bir üretim yerinden bahsediyoruz. Peki biraz da bu bahsettiğimiz başarı elbette tesadüf değil. Bunu biliyoruz. Birçok etkeni var ama etkenlerden biri de bizim ekip arkadaşlarımız. Ekibimiz kaç kişiden oluşuyor Mustafa Bey? Ben dahil 17 kişiden oluşuyor Asfera ekibi. Güzel. 17 kişiye aynı anda istihdam sağlayabilecek bir firma burası diyebiliriz. İç pazarda, dış pazarda yaptığınız etkinliklerden ve işlevlerden bahsettik. Ama toptan şekilde, yani daha çok para kendiye değil de toptan yapacak şekilde, evet, çalışıyoruz değil mi? Toptan üstü, evet. Güzel. Peki şu an için bu zamana kadar verdiğiniz tüm cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. Şu anda sizlere, ekran başında izleyen seyirci sizler için ve sizi tercih eden, sizinle iş yapan müşterilerimiz için, aynı zamanda sizinle aynı yolda hizmet veren ekip arkadaşlarımız için son sözlerinizi söyleme fırsatı sunuyorum. Buyurun. Hay hay. Ben de tüm dost ve müşterilerime, çalışma ekibime ve sizin ekibinize teşekkür ediyorum. Bizler de verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. Sektörde daha uzun yıllar Asfera adını duymak dileğiyle. Kendinize iyi bakın Mustafa Bey. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim.